Değerli dostlar, Değerli dostlar, herkese selamlar. herkese selamlar. Önce birinci Maraş depreminin şiddetine bir göz atalım. Antep, Hatay, Antakya. ...9.2 şiddeti gördüğüm kadarıyla. Aslında bu Maraş depreminin şiddeti Hatay bölgesini, yani Antalya İskenderun'u vurdu diyebiliriz. Dokuz nokta bir, 8.5. Evet, biz konumuza dönelim, Adana'mıza bir bakalım şimdi. 6, 6.5 hatta 7 şiddetinde Adana'yı etkilemiş. Ceyhan dün yine 4.1'lik büyüklüğünde bir deprem oldu. Bilim insanları sakin olalım, panik yapmayın diyorlar. Evet, Karataş Burnu yer yer 7 şiddetinde etkilemiş. Adana'nın merkezine doğru ilerliyoruz. 3, Adana'nın 3 merkez ilçesi var. Seyhan, Çukurova, Yüreğir. Çukurova'ya baktığımızda 6 büyüklüğünde, şiddetinde etkilemiş. Yukarısı yine Çukurova ve Sarıçam ilçesi. Buralar daha düşük, 5.5 civarında. Çukurova'ya indiğimizde 6 şiddetinde gösteriyor. Merkezden aşağı doğru tekrar iniyoruz. Karataş. Sarı ve turuncu bölgeler. Aslında bu birinci Maraş depremi Tarsus Mersin'e kadar sarı bölge devam ediyor. Mersin'de tsunami olur diyenler oldu. Şükür olmadı.
Yani Ceyhan da dahi 7'yi geçiyor. Ceyhan'daki şiddet. Ceyhan depremi olmuş efendim. 27 daha önce 27 Haziran 1998'de. Tabii ben o zaman yurt dışındaydım. Hissetmedim. 6.2 büyüklüğünde bir deprem olmuş. Tabii hayatını kaybedenlerin sayısı 145 civarında. 20 saniye sürmüş. O eski Ceyhan depreminden sonra Adana'ya gelmiştim. Havaalanında birkaç yani onlarca bir Kızılay'ın böyle üçgen şeklindeki çadırlarını görmüştüm. Onu hatırlıyorum sadece. Depremsiz gün dileğimle bugünkü videomu bitiriyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Sabırlı olmak lazım diyorum. Yarın okullar açılacak. İkinci dönem devam mecburiyeti yok deniyor. Bakalım millet Adana şehrine geri dönecek mi?